Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım ve bu videoda sizinle beraber Galatasaray Young Boys analiz yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ın şöyle maçlarına baktığımız zaman Young Boys'la çarşamba günü, yani 4 gün sonra ve 10 gün sonra maçı var. Eğer Galatasaray bu playoff'u geçerse üst tura çıkmış olacak arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmış olacak. Şimdi arkadaşlar isterseniz analizlerimize geçelim. Şimdi Young Boys Galatasaray'ın rakibi ve geçen sezon, bu sezon değil, hem normal sezonda şampiyon oldular hem de Championship, yani şampiyonların olduğu sezonda. Bir önceki sezona geliyoruz. Yine şampiyon oluyorlar. Ve bir önceki sezona geliyoruz. Üçüncü oluyorlar. Şöyle o gittiğimiz zaman, buraları incelediğimiz zaman adamlar İsviçre'nin en iyi takımı. Şu anlık 5 maç oynamışlar ve bu maçları kötü olsa da genelde en iyi takım. Prime, yani en iyi zamanları gibi güçlü bir oyun ortaya koyarlarsa zorlayabilirler. Oyuncularına gelelim. Elia Meşak. Tıkladım. 7,5 milyon. Vasatın üstü. 2,5 milyon. Yani genel 7,5, 2,5 milyon. Belki 5, belki 1. Bu aralıklarda belki 10-15 bile vardır. Bunu bilmiyorum. Bu aralıklarda oyunculara sahipler. Şimdi Young Boys'u şöyle geçtik Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'da bir Fenerbahçeli olarak hepimiz kardeşiz. O yüzden bunu da söylüyorum. Galatasaray şu an Türkiye'nin güncel olarak en iyi futbol takımı. Şöyle 23-24 şampiyonu, 22-23 şampiyonu, 21-22'de Galatasaray zaten, yani en kötü sezonlarıydı. Fakat şu 2 yılda Galatasaray prime modu açtı. Anlatabiliyor muyum? 2000 Galatasaray var ya. 2000 Galatasaray. Ona yaklaştılar. Hem de bayağı yaklaştılar. Bir kimyaları tutarsa arkadaşlar, bir bu takımın kimyası biraz daha artarsa, şu oyuncuların kimyası biraz daha artarsa 2000 Galatasaray'ın üstüne de çıkabilirler. Şimdi takımdaki güncel olarak bana sorarsanız en iyi oyuncu Davinson Sanchez. İkincisi ise bakıyorum. Hakim Ziyeh diyorum. Evet, linç bekliyorum ama Hakim Ziyeh bana göre. Bu arada Leo Dubois Fransa milli takımında mı oynamış? Bir ona bakalım mı arkadaşlar, 2 dakika. Odon Fransa milli takımıyla 13 maç. Bu adam vay. Neyse. Şimdi Galatasaray son maç. Ve ben son yorumumu yapıyorum. Bence iki takım da birbirine çok yakın. Ama bence Galatasaray Young Boys'tan bir tık daha ileride. Tecrübe olsun. Genç yetenek olarak belki Young Boys bir tık önde olabilir. Ama tecrübe olsun. Ondan sonra zorluk olsun. Piyasa değeri olsun. En iyi, nasıl söylesem, kalite olsun. Kağıt üstünde Galatasaray Young Boys'un 1,5 katı. 2 diyemiyorum. 2 kat değil.
Ama 1,5 kadın. Şimdi benim yorumum bu şekilde ve benim tahminim. Tabii ki bunlar tahmin. Kesin konuşmuyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Ama benim tahminim ilk maç ya Galatasaray ya berabere. İkinci maçsa ben Galatasaray galibiyet ya da onda beraber olarak bekliyorum. Çok incelere de girmiyorum şimdi. 2-2, 1-1. Orada o kadar da demedik zaten. Yani böyle arkadaşlar benim analizim. Daha fazla analiz videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Galatasaray Young Boys analiz yapmıştım zaten. Yine yapmak istedim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.